Tekno hoş geldiniz. Murat Radyo Enerix 580. Evet, dence 570 570'i incelemiştik çıkış. Bu seriyi 570 de test etmiştik çünkü evet. bu gecikti. Ee, aynı gün aslında gelmeleri gerekiyordu. Ee, geldi ama radyoda e, 580'de. daha aslında sürprizi kaçtı. Çünkü 480'de aynı şey olduğunu herkes biliyor. Evet. Ama tam Biraz olarak aynı şey mi? Şey. Evet, tam olarak aynı şey değil. Yani Üstüne sadece hani 480'i çizin kutuların, matbaaya haber verin, üstüne 580 yazsın Öyle değil bu. Değil evet. Ben bunu AMD'ye defalarca sordum. Dedim ki bakın aynı mı bu? Ee, hayır dediler bu. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle e, aynı Polaris'in daha iyisi. Hı hı. Versiyon ikisi gibi bir, bir şey işte. E, bu neyi sağlıyor? Bir defa bir, birkaç şey değişti. Bak mesela referans 480'lerde 6 pin varken hı hı. bunda 8 pin var. Artık şey soğutma konusunda da biraz daha öğrendiler RX 480 ısınıyor. Hı hı. Bunlar hakikaten totalde hani daha rafine ürünler oldular. Şimdi 580'deki sıkıntı şu 480'deki şimdi ne yapıyorlar BIOS hani üstüne koyup 580 yapılabildiği falan ortaya çıktı ya. Hı hı. Ama mesela bak referansta 6 pin var bunlar TDP değerleri arttı daha çok güç tüketiyorlar. Nasıl Yani karşılayacaksın 185 vata TDP değerine çıktı 150'den hani bunlar az rakamlar değil 6 pin'den nasıl karşılayacaksın ki o biliyorsun ilk seri Radeon RX 480'lerde bir sakatlık vardı PCI Express'ten güç çekiyordu falan. Hı hı. Yani o, o işi her kartta yapmamak lazım denemek için. 8 e, pinli olmayan bir kartta denemezdim şahsen. İkincisi şu biliyorsun biz ta işlemci e, overclock muhabbetlerinden beri 20 senedir hep deriz ki o üretim tek, üretildiği zaman işlemciler onun bir yüksek frekansa çıkan kısmı var. Hı -hı. Bir de işte daha az çıkabilen kısım var. Onları ne yapıyorlar? Ayıklıyorlar. Ee, yüksek frekansa çıkanlar işte 7700K olurken diğerleri i3 oluyor, i5 oluyor. Hı -hı. Kesilip kesilip. evet. Aynı aynı tepsiden çıka, çıkıyor aslında şey. Ee, pasta ama işte lezzetli kısımları pişmiş kısımları farklı. Hı -hı ortası daha iyi pişiyor mesela. Burada da aynı soru şey var. sonuç var. Çünkü 580 daha yüksek saat frekanslarına çıkmaya mecbur çünkü ilan ediyorsun bunları. Evet. Hani standart o standart olarak koyuyorsun. İşte o yüzden senin belki elindeki 480 bunun çıktığı hızlara çıkamayabilir. Sadece referans hızları anlamında değil. Sen bunu da daha overclock edebiliyorsun mesela. Hı. İşte overclock edition yapıyor adam. Evet. Asus yapmış diyor ki ben de daha yüksek hızda çıkacaksın her 480'de olup başarımı yakalayamayabilirsin. Ama bazı 480'ler var. <laughs> Overclock'lu geliyorlar. Referans 580'li aynı hızlara ulaşıyor. Daha şimdi kutudan çıktığı zaman. Dolayısıyla şey diyebilirsin. Yani son kullanıcı için 480 ile 580 hemen hemen aynı şeydir demekte hiçbir sakınca yok. <laughs> ne iyileşiyor? İşte dediğim gibi artık öğrenler işte hepsi 8 pinle geliyor. soğutma sistemleri çok ciddi üzerindeki. Hiç hafife alınmıyor. Ve benim deneyimime göre 580'ler, 480'lerden daha az ısınıyorlar, hmm. daha sessiz çalışıyorlar. Sen e, o bir önceki incelemede şey demiştiniz. Elinde zaten 480 veya Hiç 470 canım. varsa onu değiştirip 580, 570 onu, geçmenin bir anlamı yok. Tabi onu overclock ama yap ama yenisini alıyorsan evet overclock yap olsun işte 580 hmm. olsun sana. Ama yenisini alıyorsunuz zaten aralarında hani zaten bulamıyorsun herhalde artık eskisini de. Buluyorsun Piyat hala faatları... var. Bak 470 de 500 480 de bitti diye bakabilirsin. Hı hı. Almayacaksın. Bu kadar basit. Ee, bir şartı var. Elde kalan ürünlere çok ciddi indirim yaparlarsa ha, o al. belki. Çünkü aynı şey e, performans olarak bir şey fark ettirmeyecek sana. Hı hı. Çok az ya yani 1-2 FPS için at, at, atıyorum 50 dolar daha mı ucuz bir tanesi. Git onu al. Eskisini o şartta alabilirsin. Tamam. Ama 5 dolar 10 dolar için değmez. E, bu Kart Asus'un Strix Gaming e, Republic of Gamers başlığı altında, e, overclock'lu geliyor zaten, kutusundan overclock'lu çıkıyor. Ama istersen sana hatırlatayım, yani RX 4 580 neydi? 480 ile aynı şey aslında demiştik, 14 nanometre üretimli, hı hı. E, 36 tane e, ünite var, onun içinde e, 2304 tane küçük işlemcisi var, Stream Processor diyor AMD onlara. 1340 MHz'e kadar çıkıyor. Hı hı. Ama kendi hızı normalde hani boost yapmadığı zaman o 1257 MHz, 1340'a çıkabiliyor. Bunun dışında 144 tane doku ünitesi var. 8 GB bu kart 256 e bit veri yolu destekliyor. Hı hı. Öyle çalışıyor. 185 Watt TDP'si var. G GDDR5 kullanıyor. E 8000 MHz'de bellek hızı var. Güzel kartımız bu ve sadece e, GPU'nun çalışma frekanslarıyla ayrılıyor diğerinden. Hı hı. Ha Ahmed diyor ki ben diyor bunun diyor daha çok e, daha az güç tüketmesini başka türlü sağladım diyor. İşte sen diyor sadece oyun oynamıyorsun bunu normalde videoda izliyorsun ya da işte, çift monitör bağlayanlara artı bir parantez açılmış e, orada mesela RX 480'ler eski nesiller şey diyor daha belleklerin tam hızında çalıştırıyordu ya da işte çok düşür en minimumda çalıştırıyordu ama hı hı. çift monitör taktığın zaman tam hızında çalıştırıyordu diyordu mesela. Bu burada araya da bir değer sokuşturmuşlar. Minimuma düşmüyor ama ortalarda duruyor. İyileştirme yapmışlar sonuçta. Evet, iyileştirme Bilmiyorum yapmışlar tamamında. Ee, onun da diyor sen hani total kullanımında tamam oyun sırasında çık yüksek güç tüketecek ama totalde yine sen onu görmeyeceğim diyor. Hani hı. normal masaüstü kullanımında ben daha az tüketiyorum diyor. Onun dışında da pek yani çok anlatılabilecek bir şey yok. Asus ne yapmış? Esas hani biraz ona da odaklanalım. kalalım. Şimdi bu kartı bir defa aldın, yapacağın ilk iş Asus'un sitesine gidiyorsun onların tweak yazılımı var. Bunun sayfasına gir orada göreceksin zaten. Bir de ora yazılımı var. Şimdi bu iki işe yarıyor. Ora yazılımı bu kartın her tarafı ledli. Hı hı. dikkatli yeni, bakarsan görürsün. LED zaten evet. burada, her yerde. Şuradaki logosu da yanıyor. Hı hı. Bunların ayarları o yazılımdan yapıyor. Hı hı. Ora Sync hatta. Kutu üstünde de zaten. Anakartlarında da var. Evet. Bunlar senkronize çalışabiliyor. Sync oradan geliyor. Hı hı. İşte anakartı da Asus'tan aldım falan filan derken o renk cücüm tek, tek bir yazılımla yönetebilirsin. Asas ee, Tweak yazılımı başka. O şöyle bir önem sahip e, ödeme sahip. Üç tane modla geliyor. Silent, Gaming bir de Overclock. Hı hı. Kurmazsan kart direkt Gaming modda çalışıyor. Overclock modunda çalışmıyor. Ee, ya da işte Silent moduna almak istersen yine ona hı hı. muhtaçsın. Hı hı. Ne yapıyor dersen Silent mod bir sürü ekran kartı üreticisinde aynı mantıkla çalışır. Referans hızlara indiriyor bunu. 1340'a indiriyor. Hı. Normal 580 elde ediyorsun. Yani Kullanmayacağın zaman, oyun performansına ihtiyacın olmadığın zaman boş yere hızlandırmanın bir anlamı yok. Evet. Ee, ama Gaming modunda 1360 MHz'e çıkabiliyor. Ve çıkıyor yani o çıkabiliyor derken çıkmadığı durumda var demiyorum. Hı. Tak diye çıkıyor. Tamam. Ee, 1360 o. Overclock modunu yazılımdan seçersen o zaman da 1380'e çıkıyor. Hı. Bu çok minik artışlar. Evet, küçük, evet. Birkaç FPS'lik hani iyilik görebilirsin. Ama hani varken de hani hiçbir zararı yok çünkü bunda müthiş bir soğutma var. Evet, ağırlığından yani şu anlıyorsun zaten. Ne diye anket yapsan herhalde 1080 Ti falan var derler içinde. Ee, yok 580 var bunda. Yani bu kadar da gerekmiyor aslında Hı, 580. tane çok falan. Çok böyle deli gibi ısınan bir kartta değil yani bu kadar soğutucu ama bu niye var? İyi ki var çünkü ben bu test sürecimde şunun sesini hiç duymadım. Hı. Zaten fanlar çalışmıyor normalde ısınana kadar. Ee, hani masaüstü kullanımda falan bunlar hiç dönmüyor bile. Üç tane olması göz korkutmasın. Ee, bunlar zaten düşük devirde çalışarak az e, ses çıkmasını sağlıyor. En azından bizim test sistemimizde bu işkence testi dahil gayet sessiz çalıştı. Güzel. O da işte birazcık bu e, şurada gördüğün devasa ısı borulu sistemin e, efektif çalışmasıyla da oluyor. Arkasında da işte bu ısı dağıtıcı bir plakada burada var. Hı hı. Buna biraz da işte yani bu fan buraya fayda etmiyor da hava akımı kasanın içindeki düzgünse buna da birazcık buradan da alıp götürür. Şurada bir sürpriz var. Şöyle. Bak buraya fan hı. kafaları koymuşlar anakarttakilere benzer. Hani dedim ya işte buna bunun için ekstradan sen bir fan tesisatı yapmak istersen e, bir şekilde e, bir sebeple gücünü buradan alabilirsin. Ana Anakartta yok belki bazı anakartlarda olmuyor hakikaten ya da sen doldurmuş oluyorsun. İşte buradan takabilirsin. Onu da onu da yönetiyor. İki tane var hem de. Evet, iki tane koymuşlar. Onu da ekran kartı yönetiyor. Çıkışlar şurada. Gördüğün gibi DVI var. Ee, Display port ve HDMI. Şurada benim hoşuma giden iki tane HDMI olması. Çünkü artık öyle bir şey görüyoruz ki üç tanesi, ya yani dört tane port var. Üç tanesi DisplayPort oluyor. Hı hı. HDMI ben iki tane istiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü elindeki monitörlerde bazen olmayabiliyor. Doğru. Ya da işte ben şeye bağlamak istiyorum, monitörlerde artık çok belki sıkıntı olmayabilir ama şeylere bağlıyorsun bunu, capture cihazlarına, e onlar HDMI ağırlıklı çalışıyor. İşte televizyonda DisplayPort yok. İşte o yüzden ben iki tane olmasını beğendim. Ya da çeviriciyle falan uğraşacaksın. Uğraşacaksın, çeviriciyle uğraşacaksın. Onlar da çıkmıyor işte kutulardan öyle şeyler. Doğru. Artı masraf sana. Yani şu ekran kartı, yani GPU'sunu ayrı bir yere bırakırsan Asus yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapmış. Hatta biraz da abartmış. E sen de şey yapabilirsin. bu da birazcık güvenip o kendi yazılımıyla, tweak yazılımıyla e, Biraz daha, daha, daha da arttırmayı deneyebilirsin. Şöyle içinden de çok fazla bir şey çıkmıyor zaten ama bunun içinde şey var. O aldatmasın. Kendi yazılım CD'si var ama Hı -hı. sen en son sürümünü evet, sesinden çekiyorsun. Ki. Kabloları toparlaman için de şöyle bir şey yapmışlar. Çift, Çırt çırtlı. Evet. Şunları kullanabilirsin. Daha iyi olmuş. Böyle velcro olmasın. Böyle şimdi bu kart ne yapıyor? Ee, bir defa performansı nasıl? Evet biz tablolarımızda bunun geçen 570'i incelerken bu eksikte. Ee, sadece tahminde bulunmuştuk. Çünkü RX 480'i test etmiştim. Bu da ondan birazcık bir gıdım daha hızlı zaten. Ee, bu Nvidia tarafında GTX 1060'ın 6 GB'ına denk geliyor. Hı. 3 ne değil? altısına. Çünkü 3 sadece 3 GB olduğundan değil, onun GPU tarafı da eksik. Yani aynı kart değiller, 1060'ın 6'sı ile 3'ü. Bu e, gayet rahat baş edebiliyor o kartla. Ve şeye geliyoruz, yine daha önceki senaryomuz değişmiyor. Bu biraz daha ekstra hızlı olduğu için daha biraz daha e, dengeli hatta bazen daha da 1-2 FPS'lik öne geçmeler yapabiliyor ama önemli Günün sonunda bunlar kafa kafaya rahatlıkla çarpıştırırsın. 1060'ın muadili diyebilirsin. Çok net rahat. dersin e, ve şey bu kartın işte AMD tarafındaki oyunlar bu kartta biraz avantajlı çalışıyor. Nvidia tarafındaki oyunlar orada biraz evet. avantajlı çalışıyor evet, ama gibi. 20 FPS e fark atmıyor yani öyle bir şey yok. Hı. Burada mesela benim için çok belirleyici olan şey monitör. Şimdi bu kartları alıyorsam iki şey beni çok etkiliyor. Birincisi monitörümün çözünürlüğü, ikincisi ee, FreeSync Free evet. olayı. Şimdi monitörümün çözünürlüğü bu kartta 1080 ise süper hızlı performans alıyorsun. Yani 60 sabit oynamak istersen oynayabilirsin. Oyunlardan kısarsın, ayarlarsın. v kullanmadan da artık oyunlar izin veriyor ona biliyorsun. Limit koyuyorsun. Evet. 1080p'de süper oyun oynayacağım diyorsan bu kart 1060'da beraber zaten o o konuyu kapatıyor. 2K'ya, 2560'a ya, 1440'a çıkayım dersen çıkıyorsun. Ama orada işte 60'ların etrafında dolanmaya başlıyorsun. Hani aşağıya da inmeye başlıyor e, 4K'yı unutacağım. Bu kartlarda 4K yok. Yani var da yok. çok 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 ayar kısarsan B2 çalıştırır. Yani B2 yüksek 60'ı bulursun. Yani 4K'yı 1070'de bile zorlanıyor. 1070'in yani. işin bile şey değil orası. Yani, evet. evet. E, bu, baktığın zaman fiyatlara da e bu kartı şimdi sen işte tipik bir e, 580'den 200 lira falan daha pahalı gibi gözüküyor. Hı -hı. E, yani 1400 liralara bulabilirsin bu kartı. İşte şeyden güvenli bir mesafede uzak. Ee, 1800 liraya satılan 1070'ten. Hı. TL cinsine çevirince öyle oluyor. Az bir şey daha vereyim 1070 bir, alayım diyemiyorsun. Yani o bence yani. az bir miktar değil Anladım. istenen miktar. 400 lira civarı evet. bir fark var. Ha, bunun 8 GB olduğunu da hatırlatayım. Hı. Orada sana ekstradan RAM vermiş oluyor. Şeyden al, biliyorsun 1060 az 6 derken. 6 göre. İkisini de dolduramıyorsun 1080'de. 1080p'de. Çözünürlük. Ama 3'ün üstünde olman gerekiyordu. İşte bu zaten seni rahat ettiriyor. 1060 ne kadar peki fiyatı? 1060'ı da işte 1000 şöyle sana hemen söyleyeyim. 6 GB için konuşuyorum. 1200 liraya alırsın. Hı. Yani şu anda fiyat avantajı 1060'ta. E ben de diyorum ki bunlar aynı şeyler. O zaman ne yapıyorsun? Ucuz olanı. Ben her zaman böyle şartlarda hı. ucuz olanı Ama tavsiye ediyorum. Ama tabii işte, işte orada Ama, iki çekince var. Ekranın FreeSync destekliyorsa. Evet. Mesela benim ekran kartım FreeSync. Benim hı. 160 şey 1060 mi? tercih etmem mümkün değil. İsterse hmm. 500 lira. Yani edersin tabi çalışır da. Çalışır. Işte o özelliği kullanmamış Kullanamam. olursun. ben monitörü niye aldım o zaman? Doğru. Yani şey olursa mesele yok. Sen FreeSync'i daha sen bir monitör alıyorsun. İçinde FreeSync de var. Hmm. Sen onu bilerek almamışsın. O zaman tamam belki umurunda bile olmaz şöyle Ama bir sen hep incelemelerde var. söylüyorsun. Bir kere onun tadını aldığın zaman Kesinlikle. bırakamazsın. Değil? Ya şöyle konsol oyuncuları bunu daha iyi anlıyorlar. Onlar da genelde oyunlar 30'a ya da 60'a fix ya. Hı hı. Yani o akıcılığın sebebi yıllardır bu. Hı hı. Sabit çalışabilmeleri. Ee, PC'de biz hiçbir zaman o tadı yaşayamıyorduk çünkü ekran kartlarımız çoğumuzun alabildikleri o 60'ı kendi başına öyle 60'ı fix diyerek oynatamıyorduk. Hep dalgalanır, üstüne de çıkar altına da iner. Üstüne çıkması da zor. İşte tearing dediğimiz şeylerin Bu daha da, da belirginleşmesine sebep oluyor. E, bunu FreeSync çok net çözüyor, G-Sync çok net çözüyor. İstediği kadar dalgalansın o. Hı hı. Aynı o smooth dediğimiz e, kaymak gibi deneyimi alıyorsun ama G-Sync pahalı. G-Sync monitörler çok pahalı. de herkes koyuyor maşallah bu aralar ee, çünkü hiç şey yok, bedeli yok firmaya. Artı Ve bir değer katıyor. Bir de ben oyuncu monitörüyüm diyor. Ekstra onu koyduğu için ince de bu vurgulamış oluyor. Her yerde G-Sync var. 600 700 FreeSync liraya var. FreeSync var pardon. Nvidia o toplara girmiyor. Diyor ki ben diyor bu bu işlerin ferrarisiyim kardeşim. Ben de pahalı bu. Hani bunu istiyorsan bedelini öde diyor. Çünkü onların stratejisi şu şu. FreeSync 700 liralık monitörde var diyorum ama o 700 bin monitör, liralık monitör çok güzel bir monitör değil. Öyle TN falan hmm. ee, aslında gayet hani genel özelliklerde zayıf bir monitör ama hmm. G-Sync'in kötü monitörü yok. G-Sync monitörlerin hepsi iyi monitörler. İstisnasız. Ama tabii, ne oluyor? Hani FreeSync de hayatı kurtar mı sonuçta? Monitörün de iyi e, tabii. olması lazım ki. FreeSync'in de iyisini alman gerekiyor aslında. Hmm. Yani o şey değil. O, orada sen yine 1000 liranın üzerinde bir monitör masrafı yapacaksın aslında. Hmm. Ucuzu buna kaçarsın paran yoktur ayrı o yüzden işte e, o yollar hani AMD tarafında seni tutuyorsa bunu alacaksın bir bir şey kaybedecek misin 1060 almadım diye Hayır hiçbir şey kaybetmeyeceksin e, Onun dışında Nvidia'nın oyun bandıları biraz aslında hmm. değer katıyor işte güncel oyunlar veriyorlar indirmişler miydi i̇şte en son 1060'a şey da indirdiler normalde 1080 1070 de vardı şimdi 1060'a da indirdik diye ben hatırlıyorum tabii, tabii, doğru. O şekilde Aynen iyi de oyunlar var Şöyle, de orada o da bir avantaj iyi, ee, tabii ki onları satabiliyorsun da biliyorsun. Hı hı. Ee, o He, alıp. Keyini Doğru. verirsin birine. İşte kullanır. Ee, aktive eder. O, onu da şeyden düşer tabii. Maliyetini indirmiş olur Doğru. Bizde genelde öyle oluyor. Ee, AMD'nin de keşke hani eşdeğer Oyun bandıları olsa diyorum ben bu seride keşke olsaydı. Vega'da olsun bari hani ileride çıktığında. Bir yandan da o var Murat. Vega'da yaklaşıyor aslında. Hani Tam kesin tarihini tamam bilmiyoruz ama. Şimdi Vega bunun yapamadığını yapacak. 1070 ile 1080'e kafa tutacak. Hı hı. Belki de kafa tutmanın ötesine geçecek. İnşallah. Diye bekliyoruz. İnşallah evet. Ee, ama şu anda tabii ki e, bunlar orta seviye çözümler. 570 mi alayım 580 mi alayım diyen birisine. Yani şöyle baktığım zaman 1000 lira şu anda. 570'in rakamı alınabilir. Yani öyle az önce şeydeki fark korunuyor. Biz hep dedik ki 470 480 çok yakın birbirine. Hatta fazla yakın. E burada da o yakınlık devam ediyor. Ama hani e, dağlar kadar fiyat farkı da yok. İşte bunda 8 GB RAM var. Onda 4 var. Alabiliyorsan bunu al. Yok ben oradan tasarruf edeyim. Başka bir şeye RAM alayım. Bilmem ne alayım. SSD alayım diyorsan tamam öyle öyleyse bütçen denk gelemiyorsa 570 de alabilirsin. İkisi, hepsi ikisi de sonuçta 1080p kartları ikisi de canavar gibi Hı -hı. çalıştırıyor 1080 p Tatmin edici bir şekilde oynarsın. Asus'un özelinde konuşursan bu kart herhalde yani bundan daha iyisini nasıl yaparsın? Hani herhangi bir markada olsan, Asus'ta olsan ne yapmaları gerekiyorsa hepsini yapmışlar. Hı -hı. Ekstralar koymuşlar hatta kullan kullanma önemli değil. Çok da büyük bir fark talep etmiyor şu anda ama bu biraz fiyatını araştıracaksın. Bir fiyat, değişik yere. fiyat, Farklı değişik yerlerde. değişik yerlerde fiyat değişiyor ve yani Öyle 10 lira 20 lira değil 100 lira 200 lira oynadığı yer gördüm ben. İşte ben ortalama bir fiyat söylüyorum 1400 lira diye. Ee, en iyi 580'lerden bir tanesi <laughs> şu anda. Son olarak şeyi söylemeyi unutmuşum. Onu da ekleyeyim. 258 watt çıktı bunun güç tüketimi benim sistemimde. <laughs> Sistemin toplamı. Toplamımda evet. E, ya şey olarak bir sorun yok. Bir sürü güç kaynağı standart güç kaynağı bile bunu rahatlıkla çalıştıracaktır. <laughs> ee, tek kart için... Ya güç tüketimi kafaya takmaya gerek yok ama AMD'nin o konuda AMD Nvidia'ya yenildiğini söylememiz lazım. Yani daha su rekabet etmeyi bıraktılar o konuda. Yani işte hani karşılaştırma için söyleyeyim mi? aşağı yukarı aynı performansı veriyor diyoruz. Onun güç tüketimleri... Onun TDP'si 120 Watt civarlarında. Yani hani yani. sistemi de eklesen işte... Daha düşük, kesinlikle daha düşük. AMD'ye göre düşük. Yani orada çalışmaları lazım kesinlikle. Evet. Bakalım Vega'da belki olur. Bu arada bu kartla ben 55 derece sıcaklığa kadar çıkabildim. Ee, bu da e, çok, iyi. çok düşük bir değer. çok iyi ee, onu not olarak düşeyim. Böyle hem de piyasadaki muhtemelen en iyi 580'lerden birisi bu. Hani çünkü adamlar ne yani daha ne yapsınlar? Yani buna 5 tane falan koyamıyorsun. Daha hit sinki 3 yok çıkarıyorsun. Evet yani olacağı bu zaten. Bu 580 alacaklara tavsiye edilebilir demiş. Evet, evet, 580'i gözüne kestirdiysen biraz da overclock meraklısıysat bununla cesaretli bir şekilde oynayın. Hı -hı. Çünkü hem sıcaklığı iyi, vers yani varsayıdan sıcaklıklar çok iyi, daha bayağı bir gidecek yer bırakıyor. E güç tüketimini arttırmak istersen 8000'i koymuş. Hı -hı. Çekebiliyor. E, o zaman bir gaz vermek lazım buna. Herkesin deneyimi farklı olacak ama onu söyleyeyim. Tabii ki. Çünkü kendi kutudan çıkan o 20 MHz'lik farklarla bir şey elde edemezsin. Hı hı, Bunu alacaksın. Yani. 1400'lü MHz'i rakamlarına çıkarmaya çalışacaksın. Hı hı. Çıkabilir, çıkmaz, daha da geçer. O artık senin e, becerin kalmış. ve şansın. Evet. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.